Şimdi takvim gazetesi üzerinden biraz bakalım olası taktiklere neler yazılmış, çizilmiş. Takvimin spor kapak sayfası en kral düello demiş. Cumartesi günü Sörloth ve Vedat Muriç'in kapışması nefes kesecek sevgili izleyenler. Hemen rakamlara bakalım. Sörloth en çok golü, bak şöyle bir istatistik var, nasıl yorumlarsın? 1 ile 15. dakikalar arasında atıyor. Vedat Muriç 76-90 arasında coşuyor. Sörloth'un ve Vedat Muriç'in dakika dakika gol sayıları. Sörloth 15, Vedat Muriç 12 gol kaydetmiş. Nasıl okumalıyız bu zamanlamaları, ne dersin? Birincisi Sörloth ilk gol tercihi ya da ilk hücum tercihi oluyor demek ki Trabzonspor'da. Ve kilit açan oyuncu. Genelde 1-15 arası dakikalar maçın ilk golleridir. Trabzonspor adına kilit açan oyuncu konumunda Sörloth. Gerçekten de ben performansını inanılmaz beğeniyorum. Sadece fiziksel boy avantajı değil. Bence fiziğine göre son derece hareketli bir oyuncu aynı zamanda. Ve Trabzonspor'un tabii ki Sörloth'u birinci hücum seçeneği, hücum opsiyonu olarak kullanması da bu 1-15 arasındaki gol sayısının fazlalığını açıklıyor. Bu arada ikinci yarının başında 46-60 arası da 3 gol atmış. Yani en çok gol attığı anlar maç devrelerin ilk 15'er dakikaları Sörloth için. Vedat için de daha çok 76-90 arası. Yani maçın sonları kopartan goller ya da maç koptuktan sonra gelen goller. Ama her ikisi de tek tek baktığında bu ligin üzerinde özellikleri olan, bu ligin üzerinde yetenekleri olan ve sezona hangisi şampiyon olursa mesela takımının en değerli oyuncusu olarak damga vuracak oyuncular. Ve ben bu maçın açıkçası sadece Sörloth ve Vedat arasında değil, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında da bir şampiyonluk noktasında çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çok kritik bir maç. Bakalım hangisi başarılı olacak, hangisinin yüzü gülecek. Peki 15 gollü Sörloth asist ve driplingleriyle de bir anda dikkat çekiyor. O tarz özellikleri de var. Vedat Muriç solu iyi olan bir oyuncu. Tam 9 gol atmış sol ayağıyla. Bir de hava toplarından da çok çok etkili. Golcüler ön plana çıkacak. Peki başka hangi oyuncuların performans göstermesini özellikle bekliyorsun? Gözler kimlerde olacak yani? Ya Fenerbahçe'de Max Kruse'nin ciddi bir yükselişinin olduğunu kabul etmemiz lazım. Şimdi ilk başlarda çok eleştirdik. Çok fazla skora katkı vermemesi ya da beklenen katkıyı yapamaması bayağı eleştiri aldı. Ülkesine döneceği de konuşuldu. Yani sağ dışı bazı şeyler de biliyorsun gündeme gelmişti ama gitmeyecek herhalde, değil mi? Kalacak gibi gözüküyor. Yani büyük bir sürpriz olmazsa artık işte 48 saatten biraz fazla kaldı transferin bitmesine. Büyük ihtimalle takımda kalacak. Ama ciddi bir performans artışı da var. Attığı gol için söylemiyorum bunu. Sağ içinde çok daha hareketli, çok daha efektif. Ve çok daha istekli bir oyuncu var Max Kruse. Bu noktada Fenerbahçe açısından Max Kruse'nin en önemli oyuncu olacağını söyleyebilirim. Trabzonspor açısından da tabii ki Jose Sosa en az Sörloth kadar, belki Sörloth'tan daha fazla bile maça etki edecek oyuncudur. Çünkü o da çok farklı özellikleri olan, inanılmaz bir oyun vizyonu, oyun görüşü olan ve işte duran toplarla, frikiklerle, attığı gollerle kilit açabilen bir oyuncu olduğu için ve böyle büyük maçlarda çok küçük detayların affedersin, çok küçük detayların belirlediği için sonucu Sosa'nın da ben Sörloth gibi maça damga vurma ihtimali olan oyuncular arasında görüyorum. Peki birkaç başlık daha görelim, sonrasında Galatasaray'ın sıcak gündemine geçeriz. Takvim gazetesini de görelim. Fener devlerle yarışıyor. Maç başına yakaladığı şut ortalamaları vesaire derlenmiş. Avrupa'nın aslında birçok kulübünü sollamış durumda. 5 büyük lige bakılmış Volkan. 20.3 ile Atalanta var zirvede. Evet. 17.6 ile 5. sırada yer alıyor Fenerbahçe. Bu ne anlama geliyor bu rakamlar? Atalanta ile aslında yani takip edenler, Serie A'yı takip edenler Fenerbahçe'nin gerçekten çok benzer noktası olduğunu görecektir. Atalanta da aynı şekilde Fenerbahçe gibi çok fazla hücum deneyen, çok fazla rakip ceza sahasına girişim yapan ama aynı zamanda savunmada da benzer zafiyetleri gösterebilen sezon içerisinde bir takım. Ama izlemesi çok keyifli bir takım Atalanta. Evet. Fenerbahçe'de bu sezonki görüntüsüyle elindeki tabii ki bu kadro kalitesiyle çok alakalı. Elindeki oyuncuların bu oyunu oynamaya müsait olmasıyla. Özellikle Başakşehir mücadelesinde çok baskın bir futbol oynadı. Aynen öyle. Yani bu ligin bence 3 iyi takımından bir tanesi Başakşehir. Evet.
Sivas Spor'a haksızlık yapmayalım. Sivas Spor da çok ciddi bir emekle bu noktaya geldi ama kalite olarak, kadro kalitesi olarak Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'i ilk 3 sıraya koyabiliriz diye düşünüyorum. Bu 3 takımdan ikisi karşılaştı geçtiğimiz hafta cumartesi günü ve bir taraf diğer tarafa gerçekten çok ağır baskın geldi. 90 dakika içerisinde belki 5-10 dakikalık periyot toplamda Başakşehir'in üstün olduğu ya da oyunu dengeye getirdiği anlar var. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin ağır bir üstünlüğü var mücadelede. Maç belki 0-0 da bitebilirdi. Ya da bir beraberlik ya da Başakşehir galibiyetiyle de bitebilirdi ama 90 dakikanın bütününde Fenerbahçe'nin ağır bir oyun üstünlüğü vardı. Bunu kabul etmemiz lazım. Rakip kaleye 8 isabetli, toplam 29 şut atmış. 5. haftada bir Ankara Gücü maçı oynanmıştı. Orada 30 şut vardı. Ondan sonra en çok şut attı. İkinci mücadeleyi ardında bıraktı. Toparlayalım biraz o zaman. Trabzon cephesini daha ağırlıklı diğer saat dilimlerimizde konuşuruz. Yani aslında benzer bir futbolu Başakşehir karşısındaki Trabzon'a karşı sergilemesini bekliyor musun? Yani şöyle, bence Trabzonspor maçı çok daha farklı bir maç olacak. Çünkü Trabzonspor da tıpkı Fenerbahçe gibi, ben aslında iki takımı geçen hafta, önceki hafta bizde yayınlanan All-Star maçı vardı ya basketbolda. Evet. İki takımın hücum elemanlarını özellikle bir sanki All-Star maçı gibi olacak diye düşünüyorum. Yani şimdi Vedat, Cruze, Rodriguez Fenerbahçe'de, Sörlot, Sosa, Envakame cezalı ama oyna, orada muhtemelen Ekuban oynayacak. Ekuban da sakatlık öncesi bıraktığı nokta inanılmaz bir noktaydı. Üç tane çok farklı hücum oyuncusu. İki tarafta da üçer tane. Açıkçası çok heyecan veren bir mücadele bekliyorum ben. Bu arada orta sahaları da söylememiz lazım. Bir tarafta Gustavo Ozan, bir tarafta Sosa Ndiaye gibi ikililer de var. Bu noktada da gerçekten orada da heyecan veren bir mücadele olacak. Sturridge oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum. Antrenmanları çıkmadığı konuşuluyor. Sakatlığı dolayısıyla belki maça kadar, evet, cumartesiye kadar yetişir ama ben şu an itibariyle olanlar üzerinden gittiğimde dahi çok heyecan verici isimler aynı anda sahada olacak. O yüzden Başakşehir'le birebir örtüşen bir maç kesinlikle olmaz. Bir kere Trabzonspor'un sağ avantajı var. Taraftar avantajı var. Ve mutlaka oyunu force etmek isteyecek, baskın olmak isteyecek. Taraftarına Fenerbahçe üstünlük kurduğu bir maç izletmek isteyecek. Yoksa Trabzonspor bekleyip işte beraberliğe yatıp öyle bir oyun zaten oynayamaz. Yani kadrosu buna müsaade etmez. Kadrosu hani bağlasan durmaz derler ya. Evet. Kadrosu hücum yapmaya yönelik bir kadro. O yüzden çok çift taraflı, bol pozisyonlu bir maç bekliyor. Heyecanlı bir mücadele bizi bekliyor. Konuşacağız yine tabii detayları. Biraz Galatasaray'ın da sıcak gündemine bakalım istedik. Hemen Galatasaray sayfalarını da ekranlarımıza taşıyacağız. Sonra da öncelikle Arda Turan'ın paylaştığı mesajı konuşalım. Evet. Şimdi Takvim Gazetesi'ne gidiyoruz. 14. sayfa ekranlarımızda. Galatasaray hiç yanlış yapmadım. Arda Turan'dan Limboma duygusal bir mesaj var. Tartışma olmasını istemem. Asıl olan ben değil, Galatasaray'dır dedi. Uzun bir metin paylaştı. Sadece satır başlarını vereceğim. Atletico Madrid'e de Barcelona'ya da Galatasaray'la Arda Turan olarak gittin diyor. Ben bununla hep iftihar ettim. Ben Galatasaray'a yanlış yapmadım. Yönetimin kararına saygım var dedi. Yaşanan zorlu sürece rağmen Fatih Hocam bana yardım elini uzattı, bana yol gösterdi. O benim ve ailemin babasıdır. Çocuğumun da dedesidir ifadesini kullandı. Fatih Terim istiyordu Arda Turan'ı. Daha doğrusu tartışmalar vardı. Üstü kapalı bir şeyler söylüyor. Acaba istiyor mu? Nasıl yorumlanmalı şeklinde. Ben istiyor olarak yorumlanan kısımdaydım. Ama yönetimden vize çıkmadı. Ve Arda Terim'le yönetim arasında bu sebeple bir kriz çıktığı konusu da gündeme gelmişti. Son olarak böyle bir mesaj geldi. Nasıl yorumlanmalı? Şu fotoğrafla başlattığı süreci Arda yaptığı açıklamayla bitirdi. Bence artık Galatasaray ihtimali ortadan kalktı. Zaten çok az var transferin kapanmasına ve yönetimin tavrı net. İhtimaller yüksekti ama bir dönem. Sen de muhabirlerin arasındasın değil mi? Evet, evet. Aşağı yukarı herkes bir şekilde bu sürecin olumlu tamamlanacağını, Arda Turan'ın yeniden Galatasaray forması giyeceğini ifade ediyordu ama yönetimin tavrı sanki yumuşayacak gibi algılandı o ama öyle olmadı. Mustafa Cengiz hatta Fatih Terim'in çıkışına rağmen bir basın toplantısı düzenleyerek bana göre bayağı sert ifadelerle Fatih Terim'in bu çıkışını eleştirdi. Şimdi Arda Turan meselesi bitti. Artık çok net bu. Galatasaray forması giyemeyecek. Şu 48 saat içerisinde bir şey yaşanır mı acaba? Bence artık imkansız. Değil mi? Yani büyük bir sürpriz olmazsa Arda Turan sezonu Galatasaray'da tamamlamayacak.
başka bir takıma gitme ihtimali olabilir. Ama Galatasaray olmayacağı kesin.